Şekilde verilen uzunluklara göre x kaç derecedir? Kosinüs teoreminden çözülebilir ama daha onu göstermedik. Şu anda Pisagor yardımıyla çözeceğiz bu soruyu. Şuradan bir üçgen elde etsek. İlk kenarından birini A, birini de B desek. Şu dik üçgende Pisagor yaptığımız zaman A kare artı B kare eşittir. Kök 2'nin karesinden 2 olur. Büyük dik üçgende Pisagor yaptığımız zaman A kare artı B artı 1'in karesi eşittir. Kök 5'in karesinden 5. Ben diyorum ki yukarıdaki ifade eksi 1 ile çarpıp taraf tarafa toplayalım. A kareler birbirini götürür. B artı 1'in karesi eksi B kare eşittir. 3 olur. 2 kare farkını uygularsak ya da denklem açarsak 2 kare farkı uygulamak daha kolay mı geliyor? Buradan farkları 1. Toplamları 2B artı 1 eşittir. 3'ten B'yi 1 olarak buluruz. B 1 olursa üçgene Pisagor'dan A'yı da ne yapacağız? 1 olarak bulacağız. Yani bu üçgen 45-45-90 üçgeni. Özel üçgeni. Şuradaki açı 45 derece. O zaman bütünleri ne olacak? 135 derece. Doğru cevap Ceyhan. ABCD dik üçgende verilenlere göre x kaç birimdir? Buradaki biri kullanarak x'i bulmaya çalışacağız. Özel açılarda yapılması gereken özel dik üçgenleri kullanmak. Yani dik üçgen elde etmek. Burada bir dik üçgen var ama biri barındıran bir dik üçgen yok. O biri barındıran dik üçgeni çizmek istiyorsak şuradan dik çektik. Dik çektiğimiz zaman burada 45-45-90 üçgen oluştu. Hipotenüsü kök 2 olsaydı soruyu daha kolay çözerdik. Böyle kök 2'lerle uğraşmazdık. O yüzden ben diyorum ki sayıyı kök 2 ile genişletelim. Sonucumuzu kök 2'ye böleriz. Bunu yaptığımız zaman şöyle H diyelim. AHD üçgeni ikizkenar dik üçgen ve 45-45-90 üçgen olduğundan dolayı burası 1'dir, burası da 1'dir. Buradan aşağı dik inersek bu sefer bu x'i bulabilmek için burada bir dik üçgen elde etmemiz lazım. Burada bir dikdörtgen oluştu. Burası 1 ise burada k diyelim. BK uzunluğunda kaç olacak? 1. Açımız 60 derece. Burası da 30 derece. 30-60-90 üçgeninden 30'un karşısı 1 ise 60'ın karşısı bunun kök 3 katı olan kök 3 olur. Burada da 45-45 oluştu. Burası da 45 derece. 45-45-90 üçgeninde x bunun kök 2 katıydı. Yani kök 3 çarpı kök 2. Başlangıçta kök 2 ile genişletmiştik. Şimdi bölüyoruz o kök 2'ye. Cevabımız Bursa. Şekilde verilenlere göre DC ile AB'nin toplamı kaç birimdir? Bu toplamı sonrası ben bu toplamı yan yana getirmeye çalışacağım. Yani şuradan yukarıya doğru bir dik çeksem. Şunu da birleştirsem. Burada bir dikdörtgen elde ederim. Şu uzunluğu buraya aldığım zaman. Buraya A diyelim. Buraya da B diyelim. Bu da A olur. A artı B. Bunu bulduğumuzda toplamı bulmuş oluruz. Peki bize verilen şey ne? DB'nin 12 oldu. Yani şurası kaç birim? 12. Daha sonra AC'miz kaçmış? 12'nin yarısı olan 6. O zaman dikkatli baktığımızda aslında 30-60-90 üçgen olduğunu görüyoruz. Çünkü hipotenüsün yarısı olduğundan. Demek ki A artı B de bunun kök 3 katı ne olacak? 6 kök 3. Doğru cevap Edirne. Şekilde verilenlere göre AC uzunluğu kaç birimdir? Bir tane eşit açı verdik. 2, 4 ve 100'ün var elimizde. Ve A yazalım. Buraya A yazalım. Şurası ne olsun? B. Şu BDC üçgenin iç açılarından A artı B'nin 60 derece olduğunu görüyoruz. Daha sonra BC uzunluğunu bulabilirim. Nasıl bulurum? Şuradan böyle bir dik üçgen elde etsem ya da bu taraftan elde etsem. İki türlü de olabilir. 60 ise bütünleri ne? 120 ise bütünleri 60. Şurası da 30 derece. 30'un karşısı, hipotenüsün yarısı 2. 60'ın karşısı da bunun kök 3 katı ne olacak? 2 kök 3. Daha sonra şuraya H diyelim. BHC üçgeninde Pisagor bağıntısı uygulayalım. X dedik. X'in karesi eşittir. 4'ün karesi 16. 2 kök 3'ün karesi 12. Toplarsak 28 yapacak. Karekökünü aldığımız zaman X'in 2 kök 7 olduğunu görürüz. Yani şu uzunluk, BC uzunluğumuz kaçmış? 2 kök 7. A artı B'yi 60 derece bulmuştuk. E burada da 60 derece. Şurası da 90 dereceydi. E burası da kaç? 30. 30'un karşısı hipotenüsün yarısı kök 7. 60'ın karşısı da bunun kök 3 katı kök 21 olacak. Doğru cevap Ceyhan. ABC üçgeninde verilenlere göre şuradaki açı kaç derecedir? Ben diyorum şurayı bir birleştirelim. Birleştirdik. Şunu söylüyoruz. Diyoruz ki 90 dereceden çizilen kenarortay uzunluğu hipotenüsün yarısı, yani şu 3 uzunluk muhteşem üçgen birbirine eşit. İkizkenar bir üçgen çıktı. Şurası kaç derece olacak? 30. 30 ile 30'un toplamı 60. Burası 60 derece. Tepe açısı 60 derece olan ikizkenar üçgen eşkenar üçgendir. Yani DC uzunluğu da şu ikisine eşit. Bunu da çizdik.
Daha sonra buraya baktığımız zaman bu ikizkenar bir dik üçgen. İkizkenar dik üçgende yüksekliği çizdiğimiz zaman burası 45 derece. Burası da kaç derece olur? 45. Bu da ikizkenar bir üçgen. Yani şu uzunluk da çift çizgi. Dikkatli baktığımız zaman DAE üçgenin ikizkenar bir üçgen olduğunu görüyoruz. Burası x sorduğumuz. Burası da x. İç açının toplamı bir dış açıydı. Burası da ne olacak? 2x. Buradan x'in 15 derece olduğunu görürüz. Doğru cevap Bursa. ABC üçgeninde verilenlere göre CD'nin DA'ya olan oranı kaçtır? Şu 30-60-90 üçgeninden başlayalım soruyu çözmeye. Burası 60 derece, burası 45 derece. İkizkenar dik üçgen. BD uzunluğu 2 dersek 30'un karşısı 2'nin yarısı 1. 60'ın karşısı da kök 3 katı, burası kök 3. İkizkenar dik üçgen olduğu için AC uzunluğu kök 3'tür. DC ne kalır? Kök 3 eksi 1. Buradan aradığımız oranın kök 3 eksi 1 olduğunu görürüz. Doğru cevap Ceyhan.